Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınları fenomen A serisi test 12 dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım artış miktarı eşit olan bir örüntünün 13. ve 15. adımlarındaki sayılar verilmiştir. Buna göre bu örüntünün aşağıdaki, aşağıda verilen hangi adımlarındaki değerlerin toplamı asal sayıya eşittir diye soruyor. Gençler 13. ve 15. adımlarda, bakın birinde 67 diğerinde 77 var. Ben yani 77'den 67'yi çıkaracak olursam gençler, bakın bu iki sayı arasındaki, iki artıştaki farkın 10 olduğunu görüyorum. Eğer onu ikiye bölersem Bakın buradaki artış miktarları gençler 5'tir diyorum. O halde artış miktarı 5 ise genel terim için artış miktarını öğrendiysek artış miktarının yanına en yazıyorum. Bakın 5'in yanına en yazdım. Daha sonra gençler 13. adım olsa bakın ben 13'ü yerine koyarsam burada 5 çarpı 13 ne yapar gençler? 65. 65'e kaç eklersem 13. adımda 2 67'yi elde ederim. 65'e 2 eklersem 67 olur diyorum. O halde 5 n'in yanına yazmamız gereken sayı artı 2'dir. Ve örüntünün genel terimi yani genel kuralı 5 yani artı 2'dir diyoruz. Şöyle kalemizi değiştirelim ve artık seçeneklerden başlayalım. A seçeneğinde gençler 2 ve 16. adımları bulacağız. Hemen 5 artı 2'yi uygulayacağım. Şöyle A seçeneği diyorum n eşittir 2 için dersem gençler. 5 çarpı n yerine direkt 2 yazıyorum. 2 i̇ki artı 2'den 5 kere 2 10. 2 daha 12. Peki n yerine 16 yazarsam. 5 çarpı 16 artı 2. 5 kere 16 80. 2 daha 82. Gençler bakın bu ikisini toplarsam. 94 e, oldu. Gençler 94 bir asal sayı değildir diyorum. Ve A seçeneğini eliyorum. Evet, aynı şekilde B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde 1 ve 18 var. N eşittir 1 için. 5 çarpı 1 artı 2'den 7 olur. 1 e de 18 koyacak olursak 5 çarpı 18. En eşittir 18 dediğimiz düşünelim. 5 kere 18 artı 2. 5 kere 18 92 daha 92. E topladığımız zaman 99 gençler. Bakın 99 asal sayı değildir. 3'e 9'a bölünebilir diyoruz. B'yi de eledim. Şöyle C'de 5 ve 19. adımlara bakalım. En eşittir 5 diyorum. 5 n 5 yerine en yerine burada 5 yazarsam. 5 kere 5 artı 2'den 27 olur. En eşittir 19 için. 5 çarpı 19 artı 2. 19'a 5 çarparsam gençler 95. 2 daha 97. Şimdi burayı toplarsam 7 7 daha 14 elde var 1 9 10 12 124 gençler bakın çift sayıdır asal sayı değildir eliyorum Evet bizim artık sorumuzun yanıtı D şıkkı oldu hemen gösterelim bakın D'yi şurada Toplamların asal olduğunu göstereceğim en eşittir 4 için 5 çarpı en yeni 4 yazın. 5 kere 4 artı 2'den 22 olur. 17 yazarsam 5 çarpı 17 artı 2 5 kere 5 kere 17 85 2 daha 87 e toplarsam arkadaşlar 7 2 daha 9 8 2 daha 10 gençler bakın 109 sayısı asal bir sayıdır Evet birden başka herhangi bir sayıya bir ve kendisinden başka bir sayıya bölünmez diyorum. Evet, asal sayı diye yazalım. D şıkkını doğru yanıt olarak işaretleyelim. Evet devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Evet, yukarıda 1 metre yüksekliğindeki bir duvara asılmış 5 tane afiş gösterilmiştir. Bu afişlerin alt kısımlarının yere uzaklıkları soldan sağa doğru e, santimetre cinsinden bir örüntü oluşturmaktadır. Arkadaşlar bakın buradaki uzaklıklar örüntü oluşturuyor. Bu örüntünün genel genel kuralı 15n 3 olduğuna göre 4. ve 5. adım durumlardaki afişlerin uzaklıkları olan üçgen ve kare değerlerin toplamı kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle burada 1 metre bakın burada santimetre cinsinden 100 santimetredir. Ve örüntünün genel kuralını verdiğine göre 4. ve 5. adıma bakıyorum direkt. En eşittir 4 dersem 15 çarpı 4 eksi 3'den 15 kere 4 63 çıkardım 57. Evet bakın burası 57 gençler. Üçgeni bulmak istersem gençler buradan tamamı yüzdüm. O halde üçgen yüzden 57'yi çıkarıyorum. Üçgenin değeri 43'tür. Şimdi 5. duruma bakalım gençler. N yerine 5 yazalım. Örüntünün kuralı 15 n eksi 3'tü. 15 çarpı 5 eksi 3'ten 15 kere 5 75. 3 çıkardım 72. Gençler bakın burası 72. O halde kareyi bulabilmek için yüzden 72'yi çıkarıyorum. Ve 28'dir diyorum. Benden bu ikisinin toplamını istediği. Hemen şöyle toplayalım. 8, 3 daha 11 elde var. 1. 4 2 daha 6 1 geldi 7. 71 olur sorumuzun yanıtı. Denizli seçeneği doğru yanıt olur diyorum. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda sonerin özdeş kartlarla oluşturduğu ve gösterilen şekilde sırayla artan asal sayıların yazılı olduğu bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Ona göre bu örüntünün aşağıda verilen hangi adımında kartların üzerine yazılacak sayıların toplamı bir doğal sayının karesine eşit olur diye soruyor. Şimdi gençler örüntüye baktığımız zaman birinci adımda iki tane asal sayı var. İkinci adımda üç asal sayı var. Üçüncü adımda gençler dört asal sayı var. Ve asal sayılar dikkat ederseniz 2, 3, 5, 7 şeklinde devam ediyor. O halde dördüncü adımda gençler ne olacak? 5 asal sayı 6. adımda 6 asal sayı şeklinde devam edeceğiz. Şöyle 1. adımdan başlayalım gençler. 1. adımda bulunan asal sayılar 2 ve 3. O halde 2 ile 3'ü toplarsam toplamları 5 oldu. 5 gençler herhangi bir sayının karesi değildir. Bundan dolayı çarpıyı koyalım. 2. adım diyorum. 2, 3 ve 5 var. Bunları topluyorum. Toplamları 10 oldu. 10 da gençler yine herhangi bir sayının karesi değildir. 3. adımda 2, 3, 5, 7. Bakın bir tane asal sayı artıyor. Ve toplamları gençler 17 oldu. 17 de yine bir sayının karesi değil. 4. adımda 7'den 7'den sonraki asal sayımız yani 11 gelecek. 2, 3, 5, 7 artı 11 oldu. Buradan bakın şu 7'ye kadar zaten 17 idi. 11 de eklersek 28 olur. Yine 28 gençler bir sayının karesi değildir diyorum. Ve çarpı yazdım. Beşinci adımda 2, 3, 5, 7, 11'in yanına gençler. 11'den sonraki asal sayımız 13 geldi. O halde bakın 28'in üzerine direkt 13 eklersem 41 olur toplamları diyorum. 41 de yine bir sayının karesi değildir. Altıncı adımda 13'ten sonraki asal sayı 17 gelecek. Yanlarına Evet örüntünün kuralı gelince 17'yi arttırdım. 41'e 17 eklersem 58 olur. Toplamları 58 de herhangi bir sayının karesi değildir. 7. adımda gençler 17'den sonraki asal sayımız 19 gelecek. 58'e 19 eklersem 77 olur ve 77 yine herhangi bir sayının karesi değildir. Son olarak 8. adıma da bakalım. Zaten şıklara baktığımız zaman 8 tane var. 8. adıma kadar ee, sorumuzun yanıtı 8 çıkması gerekiyor. Bakalım 8 olacak mı gençler? Sayılarımı aynen yazıyorum. Ve 17'de 19'dan sonra gençler 19'dan sonraki asal sayı 23'tür. Bakın bir de 23'ü getirdik. 77'yi 23 eklersem de 100 olur. Gençler 100 bakın 10'un karesidir. Evet herhangi bir sayının karesi olduğu için 8. adımdaki bakın 100 onun 10 karesidir diyoruz. Ve sorumuzun yanıtını da denizli seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet dördüncü soruya geçelim. İkra öğretmen tahtaya gösterildiği gibi iki örüntünün genel kuranı yazmıştır. Bu örüntülerin alacağı değerlerin eşit olduğu adımda örüntülerin alacağı değerler toplam kaçtır? Gençler o halde eşit olmasını istiyorsam direkt buraya ne yapıyorum? Bunlar birbirine eşittir diyorum. Arkadaşlar bakın eşitlik konusunda e, bilinenler bir tarafa bilmeyenler diğer tarafı toplamam gerekiyor. O halde ben buradaki eksi 3 n'i yok etmek için eşitliğimin her iki tarafına 3 n eklemem gerekiyor. Yani 3 n ile toplayacağım. Bakın buraya da 3 n ekliyorum. Buradan 3 n eksi 3 n'i götürdüm. 98 kaldı. Eşittir. 5 n 3 n daha 8 n artı 2. Şimdi buradaki 2'yi yok etmek için gençler ne yaparız? 2'yi yok etmek için eşitliğini her iki tarafına 2 çıkartırım. Bakın buradan da 2'yi çıkaracağım. Burada şurada yazmayayım. Bir alttaki satırda yazalım. Artı 2 eksi 2'yi götürdü. 98'den 2'yi çıkartırsam 96 kaldı. Eşittir 8'en. arkadaşlar 8, 8 tane n 96 ise e ne yaparız? Her iki tarafı 8'e bölerek bakın n'in değeri buradan 12 olur deriz. Demek ki 12. adımda bunlar birbirine eşit olacak diyoruz. Benden bu değerler toplamını istedi. O halde ben 98-3n'de veya 5n artı 2'de n'i yerine koyarsam 5n artı 2'de n yerine 12 yazarsam 5 çarpı 12 artı 2 5 kere 12 62 daha 62 burası arkadaşlar 62 oldu e burası da zaten eşit olduğu için 62 olur o halde 62 ile 62'nin toplamı sorumuzun yanıtı 124 olur diyorum. Ve D şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet elinde 13'ün karesi tane. Gerçekten 13'ün karesi kaçtı? 13'ün karesi 13 çarpı 13'ten 169'du. Demek ki elinde 169 tane Dikdörtgen şeklinde özdeş kart bulunan dairenin oluşturduğu örüntünün ilk 3 adımı gösterilmiştir Dairenin bu örüntünün 6. adımını tamamladığında elinde kullanmadığı kaç kart kalmıştır? Gençler birinci kartı birinci adıma baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kart kullandı. İkinci adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 3. adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kullandı. Şimdi artış miktarına bakarsak gençler 5'ten 9'a 4 arttım. 9'dan 13'e de 4 arttım. O halde genel terim diyorum. Evet örüntümüzün kuralını yazarsak artış miktarı 4'tü. 4'ün yanına en yazdım. Evet en yerine 1 yazdım düşünürsem. 4 kere 1 4. Evet ne yaparsak gençler 5'i elde edelim. Bakın artı 1 eklersen 5 olur. Demek ki örüntümüzün genel kuralı arkadaşlar 4 tane artı 1'dir. Peki elinde gençler 169 tane vardı. Şöyle yazalım bakın. Birinci adımda 5 tane kullandım. İkinci adımda gençler 9 tane kullandım. Üçüncü adımda 13 tane kullandım. Dördüncü adımda gençler 4 kere 4 16 bir daha 17. Bakın 5. adımda gerçi istersek şuradan da görebiliriz. 4'er 4'er arttırıyorsam 17'i 4 arttırırım. 21 derim. Veya 4 tane artı 1 de 5'i yerine koyarak yine 21'i yakalarım. 6. adıma geldim. 4 daha arttırdık. 25 tane. Bunları toplayalım gençler. Kaç tane kullandım? E şöyle birler basamağını topluyorum. 5, 9 daha 14 e 14, 3 daha 17 7 daha 17 24 25 30. Elde var 3. 2 4 5 6 3 de burada 9. Arkadaşlar 90 tanesi kullanıldı. Toplam 169 tane vardı. 169'dan 90'ı çıkartırsam 79 tanesini kullanmadı diyorum ve buradan B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Arkadaşlar çemberin çevresinin iki pi olduğu ile ilgili bilgimizi vermiş ve bize hatırlatmış. Yukarıda Elif'in çevre uzunluğu 24 santimetre olan özdeş çemberlerle oluşturduğu bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Çemberlerin merkezleri yatayda ve dikeyde aynı doğru üzerinde olduğuna göre. Çemberlerle oluşturan örüntünün 7. adımında Yatayda aynı doğru üzerinde olan en sağdaki çember ile en soldaki çemberin merkezleri arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Gençler bakın merkezler arasındaki uzaklar lütfen dikkat edelim. Önceki çemberin çevresi gençler 24 O halde çevre 2 pi r ise bu 24'e eşittir diyorum. Pi yerine 3 yazarsam 2 çarpı 3 çarpı r ise Her iki tarafı 6'ya bölersem 2 kere 3, 6. 6'yı götürdü. Buradan R'nin değeri yani yarı çapın değeri 24 bölü 6'dan 4 santimetredir. Evet. Gençler şöyle dairemizi alalım. Hatta daireden önce arkadaşlar öncelikle 7. adına kaç tane daire olacak ona bakalım. Şimdi gençler yatayda baktığım için 1, 2, 3 1. adımda 3 tane daire var. 2. adımda 1, 2, 3, 4, 5 tane daire var. 3 adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daire var. İkişer ikişer arttığını görüyorum gençler. O halde genel terim için artı 2'yi yakaladıktan sonra genel terim artış miktarı 2'nin yanına en yazdım. Evet en yerine 1 yazdım düşünürsem 2 kere 1, 2. Evet 1 ile toplarsam birinci adımdaki 3'ü elde ederim. 2 yanı artı 1 bizim genel terimizdir. Peki Yedinci adım dediği için gençler o halde yedinci adım diyelim. Kaç tane daire kullanılıyor? 2 çarpı en yerine 7 yazdım artı 1'den. 2 kere 7 14 bir daha 15 tane çember kullanılacak diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yatayda 15 tane çember kullanacağım. Bakın şöyle çemberimizi modelleyecek olursak. Bir tane, iki tane, 3 tane geldik arkadaşlar nokta nokta devam ettiğimi düşünelim ve sonunda da bir tane de şöyle gelsin gençler arkadaşlar bakın toplamda 15 tane benden merkezler arasında dediği için sağdaki ve soldaki gençler bakın bu ikisini görmeyelim şuradan 15 tane 2'yi çıkartırsam burada 13 tane gençler çember var 13 tane çember Aslında 13 tane de ne yapar gençler bakın şuradaki uzunluk bizim çap uzunluğumuzdur o halde 13 tane çap vardır diyoruz. Tabi bu, bu şekilde devam ettiğini düşünüyoruz. Şimdi gençler bir de dikkat edelim. Şurayı farklı bir renkle göstereyim. Bakın burada bir yarı çapımız var. Burada da bir yarı çap var. O halde buzdaki uzun, uzaklık aslında 13 tane çap içeride vardı. Bir yarım çap. Bir yarım çap da burada var. Toplamda da 14 tane çap olur diyoruz. Bizden istenilen merkezi arasındaki uzaklıklar. 14 tane çap olacak dedik. Peki yarı çap gençler 4 ise çapı biliyorsunuz R harfiyle büyük R ile gösteriyordum. Ve iki katıydı. Çap da 8 santimetredir. O halde 14 tane çap 14 çarpı 8'den. 14 ile 8'i çarparsak 112 santimetre olur diyorum. Ve sorumuzun yanıtını C şıkkı olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, yedinci soruda aşağıda Özgür'ün kare şeklindeki özde, öz, özdeş karton parçaları ile oluşturduğu bir örüntünün ilk üç adım gösterilmiştir. Özgür'ün oluşturduğu örüntünün üçüncü adımındaki çevre uzunluğu 42 santimetredir. Buna göre bu örüntünün beşinci adımındaki çevre şeklin çevre uzunluğu kaç cm olur diye soruyor. Gençler, buradan kenar uzunlukları bilmiyorum ama o halde kenar uzunluğuna şöyle A diyecek olursam bir tanesine. O halde birinci adımdaki çevre uzunluğumuz gençler 4A olur diyoruz. Şimdi ikinci adımda bakın burası A. A. A'ları yazıyorum. Şurası A. A ve A. Sevgili gençler bakın şurasıyla buranın toplamı da arkadaşlar 1A yapar. Şimdi bakın şöyle düşünün. Burada iki tane kenar vardı. E bir tanesi yukarıda olduğuna göre bu ikisinin toplamı da bir tane A yapacak. Onu topladığım zaman ikinci adımdaki şeklin çevre uzunluğunda kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de burası var dedik. 8 tane A var. Üçüncü adıma bakıyorum. Şöyle önce görünen kenarları yazalım. Evet. Şimdi toplarsam gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar bakın 10 tane şurada görünen kenarlar var. Devam edecek olursa bakın bununla bunun toplamı 1 A yapar 11. Burası A dedik. Yine aynı şekilde bu kenarla bu kenarın toplamı da 1 A yapar. O halde toplamda 12 A'lık bir çevre var. Yani 12 tane A'nın bana 42 santimetreye eşit olduğunu söylüyor. 12 A 42 santimetre ise diyelim bu böyle bir dursun gençler. Peki öncelikle bir de örüntümüzü yakalamaya çalışalım örüntünün kuralına bakalım. Gençler bakın birinci adımda 4A, ikinci adımda 4A var. O halde buradaki artış miktarı arkadaşlar aslında 4'er 4'er arttığını görüyoruz. O halde dördüncü adımda 4, 8, 12 idi. 4 tane daha arttırdım. Dördüncü adımda 16A kenar uzunluk vardır çevre uzunluğu. Beşinci adımda da 4 daha arttırırsam 20A'lık bir çevre uzunluğu var. Evet arkadaşlar ne yaptık? 20A olacak 5. adımdaki çevre uzunluğu. Peki gençler şimdi 12 tane A 42 santimetre ise 20 tane A kaç santimetredir diyorum. Buraya da şöyle X'imiz yazalım. Gençler buradan şöyle yapabilirim bakın. İçler dışlar çarpma yaparsam 12A ile X'i çarpıyorum. Aynen yazıyorum. 12A çarpı X oldu. Eşittir. 20A ile 42'yi çarpıyorum. 20A çarpı 42. Şimdi x'i bulabilmek için her iki tarafı 12a ile sadeleştirelim. 12a'lar gitti sol tarafta x kaldı. Bakın buradan a'lar gitsin. 12 ile 20 gençler 4'e bölüyorum. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 5. 3 ile 42 sadeleşim. 3'e böldüm 1. 42 3'e böldüm 14. 5 çarpı 14 x'in değeri 70 olur diyorum. Ve sorumuzun yanıtı 70 olarak. C şıkkında işaretliyorum. Evet sevgili gençler devam ediyorum. 8. soruya geçiyorum. Evet 8. sorumuzda aşağıda Pınar'ın üçgen, kare ve beşgen şeklinde parçaları bir düzene göre sıralayarak oluşturduğu bir örüntünün ilk 4 adımı verilmiştir. Buna göre bu örüntünün 15. adımda kullanılan kenar şekillerin kenar sayıları toplamı kaçtır? Şimdi gençler Öncelikle birinci adımda bakın kenar sayılarına bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 bir de burası 12. 12 tane kenar var. Gençler bakın şurada zaten 12 kenar vardı. 1 2 3 tane daha geldi. 15 kenar oldu. Üçgenden sonra tekrar kare geldi bakın gençler. Sıralama üçgen, kare, beşgen şeklinde devam ediyor. Şuraya kadar 15'te üzeri 4 tane karemizin kenarı geldi. 19 oldu. Buraya kadar 19'du. Üzerine 5 geldi gençler. 24 oldu. 5. adımdan itibaren şuradan devam edelim. 5. adım 6 7 8 9 nereye kadar gideceğiz? 15'e kadar. 10 11 12 13 14 ve 15. adım diyeceğim. Böyle noktamızı da belirtebiliriz. Arkadaşlar dördüncü adımdan sonra bakın beşgenden sonra ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Beşgenden sonra üçgen, kare, beşgen tekrar üçgen gelecek. Yani 24'ün üzerine 3 ekleyeceğim. 27. Üçgenden sonra kare gelecek. 4 ekliyorum. 31. Kareden sonra beşgen görüyor 5 beş ekliyorum. 36. Beşgenden sonra tekrar üçgene döndüm. 3 üç kenar ekledim. 39. Bir 4 ekliyorum. 43. 5 ekliyorum gençler 48. Tekrar 3 ekliyorum 51. Üçgenden sonra 4 ekledim 55. 5 ekledim 60. Evet, üçgen geldi tekrar 63. Üçgenden sonra tekrar kare geldi 67. Gençler bakın buradan 1 4 ekliyorum. Artı 5 ekliyorum. Artı 3. Artı 4. Artı 5. Artı 3. Bakın 3 4 5 3 4 5 şeklinde devam ediyor. 3, 4, 5, 3, 4, 5 devam ediyor. Ve benden 15. adım istediği için evet burada 67 tane kenar olur diyoruz. Ve bunu da B şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.